Merhaba Daha Fazla Rap isteyenler. Türkçe Rap'e dair her şeyin olduğu kanalıma hoş geldiniz. Bugün Patron ve Hayki neden disleşti? Bunu ele almaya çalışacağız. Bunu yaparken tabii ki 4 maddede inceleyeceğiz. Önce rap geçmişleri, ondan sonra disleşmenin sebebi, sonra disleşme bölümü ve en sonunda yorum bölümü olarak açıklamaya çalışacağız. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. Patron yani Ege Erkurt 1988 yılında Mersin'de doğdu. 99 yılında Rota diye bir arkadaşıyla kendi de Ege olarak amatör olarak kayıt alıyorlardı. Daha sonra Mik Gece, Ensar, On Nefes gibi rapçilerle Mersin'de Nekropol oluşumu oluşturdular. 2000 yılında da Mike Gece'nin home stüdyosunda ilk kayıtlarını, demolarını yapmaya başladılar ki Mike Gece de yeni yeni piyasaya girmeye çalışıyor. Daha sonra Azrail'in 4. Boyut isimli oluşumunda bulundu. 2003 yılına kadar böyle devam etti. 2003 yılında Patron Flex ismini almıştı. Abisiyle beraber Kardinal oluşumunu oluşturarak ilk aslında albümünü çıkarttı diyebiliriz. Artık 2005 yılına gelindiğinde ise Patron bütün internetteki rap siteleri tarafından keşfedilmiş ve dinlenir bir kitlesi oluşmuştu aslında. Üniversite için İstanbul'a geldikten sonra 2009 yılına kadar çok fazla demo ve kayıt aldı. Yani ilk bandrollü albümünü de 2009 yılında çıkarttı Patron. Aynı yıl 2009 yılında yine Da Poet ve Hayki ile beraber PMC'yi kurdular. Aslında PMC ilk kurulduğunda bir tekstil firmasıymış. Daha sonra bir sene sonra 2010 yılında müzik şirketi haline gelmiş ki Hayki bunu şöyle açıklıyor. PMC aslında 2009 yılında Patron'un kurduğu bir tekstil markasıydı. Yaklaşık bir sene kadar falan bu devam etmişti. Bir senenin sonunda biz Da Poet, Patron ve ben, ya bir kere zaten PMC'nin kurucusu biziz. Bunu bir müzik stüdyosu haline getirdik. 2012 yılında PMC dağıldı tekrar ama 2014 yılında tekrar PMC geri döndü güzel bir albümle. Yani Patron bugüne kadar Nekropol, 4. Boyut, Kardinal ve PMC olmak üzere 4 adet oluşumun içinde bulundu. Tabi bu Sefalet Olimpos disleşmelerinde de devamlı Patron'u görmüştük. Yanlış duymadın evet YouTube'e. Her stilde sokarım adama lafımı anlayan anladı. Tayfan burada sağlam benim. Ben mi yalnız kaldım acaba? Ha siktir oradan kötü. Aynı zamanda Fuat'la beraber, Sayan'la beraber Sagopa'yı listedikleri bir şarkı da var. Kanalda sakallı rap, nigga fuck olpa imanla rap yapılamayacak yol. Beklediğini göremeyen ahmak bulamadığı gövde gösteri yapacak. Yani disleşmeye kadar Patron'un 17 albümü var. Bunların 8'i bandrollüydü. Yani benim tespit edebildiğim kadar 106 adet albüm dışı single'ı veya düeti var. Yine kendi tespitime göre de 78 isimli feat atmış Patron. Hayki ise Ragıp Aytu Tunal 1983 yılında İstanbul'da doğmuş. O da ilk kaydını 2000 yılında almış. Tabi o zamanlar ismi Haykırış aka Lanet Olasılık'mış. Zamanla Haykırış Hayki'ye evrilmiş. Hatta son zamanlarda Hayk demeye başlandı. Kendi mesleği aşçılık. 2004 yılında Kaplan ve Garez'le İhtilal grubunu oluşturdular. Bu oluşumla beraber de aslında 4 tane albüm çıkartmışlardı. Daha sonra sevgilisi Kraliçe Yasi ile de 2 adet albüm çıkarttı. Daha sonra o da PMC kuruluşunda görev aldı. Aslında baktığınız zaman Hayki'de İhtilal, PMC, Bezbot ve Unique olmak üzere toplam 4 adet oluşumun içinde bulundu. Hayki'nin de tabii Click Them diss'i var. Doberman ve Nevada'ya çok sert bir diss. Sen Doberman denen o kancı kontesle yat kal. Neticesin de gay bir gemicisin sen ahmak. Ben sağken haramdır sana bu kanlı karada dolaşmak. Anında indi üstü çok bozukmuş belli ne var. Aynı zamanda Sayan'la beraber de Pusat'a diss attı Hayki. Hayrın olsun inle mikrofona keyir. Biz tükürdük fonda kendi suratına eğil. Birkaç direkte sesi çıktı baktım 3-5 geyin. Aktı sıra albüm yaptı duydum o da mixtape. Hayki'nin de disleşmeye kadar 13 adet albümü var. Bunların 3'ü bandrollü. Yine bir kendi tespit edebildiğim kadar albüm dışı 53 tane single'ı veya düeti var. 56 rapçiyle de düet yapmış Hayki. Yani Hayki ile Patron beraber 25 adet şarkıda bulunmuş ve bir tane ortak albüm yapmış. Tabii bunun yanında çok fazla cypher var, konser var, akapellalar, canlı performanslar, organizasyonlar. Yani devamlı belli bir dönem birlikte anıldılar. Yaklaşık 10 yıllık arkadaşlıkları sürecinde. Tabii PMC o zamanlar kazanamıyordu son dönemlerinde. İkisinin de birikmiş albümü vardı fakat çıkaramıyorlardı. Albümü çıkartmak için tabii Hayki çalışmak zorunda kalmıştı. Hatta bu yüzden sakalını kesmek zorunda kaldığını söylüyor. Ama tabii farklı bir söylemi de var. Polisler kesti diye de bir söylemi var. Yani 2016-2017 yılları arasında hem çalışarak, aşçılık yaparak hem de rap yapmaya çalışmış Hayki. O durumu da şöyle anlatıyor. Şey yani. 2016-2017 arası. Akşama kadar yemek yapıyordum mutfakta. 12 ile 14 saat arasında ayakta çalışıyordum. Çünkü orayı çekip çevirmem gerekiyordu. Gece işten çıkıyordum. İşten çıktıktan sonra eve gidiyordum. Evde oturup rap yazıyordum. İşte beat yapıyordum. Söz yazıyordum falan. Sabaha kadar saat böyle 4-5 gibi, 6 gibi tekrar yatıyordum. Sonra işte öğlen gibi tekrar kalkıp tekrar işe gidiyordum. Derken öldüm zaten o sıra. Bir rahatsızlık geçirdim. Çok geç. İşte bu dönemde Hayki bir hastalık geçiriyor. Ve o hastalık geçirdiği dönemde patron
patron da yurt dışında. Hayki akciğerlerinden rahatsızlanıyor. Bu dönemde patronun yurt dışında para yiyor olması kız arkadaşıyla beraber aslında Hayki'nin içinde belli bir şeyleri başlatıyor diyebiliriz. Bu durumu aslında Hayki'nin şöyle bir tweet atmasına, patronun ona da bu şekilde tweet atmasıyla, patron aslında hani ağladım, yani yanında değildim ama uzakta da olsam ağladığımı biliyorsun diye kabullenmiş oluyor. 14 Mart 2019'da Hayki Bass Mode'a gidiyor, albümünü gösteriyor. Onlar albümünü beğeniyorlar, kabul ediyorlar. Fakat patronun da albümünü getiriyorlar. Patron albümünü kabul etmiyorlar. Bu durumu Hayki şöyle anlatıyor. Bass Mode olayında da ikimizin de elinde albüm vardı patronla birlikte. İkimiz de zaten hali hazırda bir albümümüz olduğu için şirket arıyorduk. Hani ortada bir teklif yoktu. Albüm PMC'den mi çıkacak, X şirketten mi çıkacak ya da Bass Mode'dan mı çıkacak diye. Bass Mode'un teklifi bana geldiği için biz de Bass Mode'la birlikte çalıştık. O sırada Emir aradı beni, Monoman. Dedi ki Sophistical'den çıkartmak ister misin albümü? Ben de Bass Mode'la anlaştığımı söyledim ve kendisini patrona yönlendirdim. Patron da zaten biliyorsun Sophistical'den çıkarttı albümü. Yani hepimiz zaten bir şirket arıyorduk. Ayrıca patronun albümünü de Bass Mode'a sunduk ama onunla ilgili bir planı olmadıklarını söylediler. Ağustos'ta Hayki'nin Ol albümü çıkmıştı. Tabii patron PMC'de yalnız kaldı. Genç isimlere yöneldi ama biraz yalnızlık yaşadı. İşte Sosyopat albümünün çalışmalarına başlamıştı. Onunla ilgili belli başlı kişilere ulaşmaya çalışmış. Hatta ikiden de röportaj istediğini de söylüyor ama hiç kimse yanaşmamış. Bu durumdan sonra patron da artık son sıkımı olan Kaybedecek Ne Kaldı'yı yayınlıyor. Piyasaya bir diss ya da aslında sistem de diyebiliriz. Yürüyorum yalnız, savaşıyorum artık. Yaşıyorum anlık, kaybedecek ne kaldı. Bu tam birebir Eminem'in kamikazesine benziyor aslında. Bu dönemde Hayki'ye şöyle bir söylemde bulunuyor patron. Patron bir süredir yalnız çünkü Hayki Bass Mode'da. Özledim kanka. Daha sonra bu durum Hayki'yi rahatsız ediyor. Yani dolaylı yoldan da olsa bir şekilde kendisine patronu sattın, işte yediğin kaba pisledin gibi söylemler olmuş ki onu şöyle anlatıyor. Çünkü bir tepki başlattı bu yaptığı hareketle. İnsanlar beni yediği kaba pisleyen bir adam olarak görmeye başladılar. Halbuki ortada öyle bir şey yoktu. Ortada özlem falan da yoktu bence. Çünkü birlikteydik o işi yaptığı dönemde. Hani birbirimizden ayrı ya da uzak falan değildik. Ben hala PMC'nin içindeydim. Birlikte görüşüyorduk, yemek yiyorduk. Farklı bir şöyle bir algı yarattı abi. Ben onu terk edip gitmişim. İşte yediğim kaba pislemişim. Satıp başkalarıyla birlikte çalışmışım. Böyle bir algı yarattı. Evet. Bu çok hızlı oldu. Birdenbire başladı yani böyle bir linç dalgası oluşmaya başladı. Küfür falan etmeye başladılar bana sürekli olarak. Yani Hayki yol paramı bile sen verdin diyor burada. Daha başka röportajları da var. Diss yayınlandı. Aha. Bir dissin sonunda bir punchline yapıldı. Ve o punchline çok duygusaldı. İçtendi, içliydi falan. İnsanlar şey sandılar. Ya bu adam bunu terk etti de gitti. Ondan sonra bu herif de bunu yaptı sandılar. Ve ben birden böyle ihanet eden bir herif oldum. Patron da ileride aslında bu durumu ben de seni özledim diyebilirdin diyerek açıklıyor. Özlediğime karşılık bana anfalı. Hani o dönem görüştüklerini söylüyor Hayki. Patron da böyle bir şey söylüyor. Aslında ya belki de burada patronun bahsetmek istediği görüşüp görüşmemesi değil de tek kalmasıydı PMC içerisinde. Yani rap piyasasının onu bitmiş görmesiydi. Bundan sonra belki de kimsenin patrona çıkar olmayacağını düşünmüştü. Yani patron bunu böyle gördü belki de. Yalnızlık hissettim ben kendi adıma. Bütün arkadaşlarımı aramaya başladım. İnsanlardan tarih almak istiyordum. Senin yanına geleyim röportaj yapayım. İnanır mısınız kimseye ulaşamadım. Telefonlarıma kimse geri dönmüyor. Döneceğim diyenler dönmüyor. Beni bu konuda yalnız bıraktınız. Bu şekilde bir sistem yapıyorum. Bir gün sonra Hayki bir tweet atıyor. Ben kimseyi yalnız bırakmadım diye. Tabii o ara bir sosyal linç başladığını söylüyor Hayki. Patron da ileride yarası olan Gocunur şeklinde bir açıklama yapıyor. Tabii ki bazı birkaç disleşmeler yaşadık ama onların da olacağı varmış. Olacağı varmış ki bir şeylerin patlaması gibi düşünüyorum. Alınacak, alınmayacak şeyler de bu kadar ciddiye alındıysa demek ki işte yarası olan Gocunur abi. Ben o konuda benim yaram yok yani. Birkaç kişiyle artık görüşmüyoruz, konuşmuyoruz. Ciddiye alıp diss yapan da birkaç kişi oldu. Olacağı varmış hani. Olacağı varmış hani bir iki cümle orada geçirdim diye ulan. Patronun özledim demesiyle bir tepki başlattığını düşünüyor Hayki ve onu takipten çıkıyor. Onu da böyle açıklıyor. Kaybedecek Ne Kaldı parçasında seni özlediğini söyledikten sonra neden unfollowladın? Bir tepki başlattı bu yaptığı hareketle. Patron da bu durumu aslında şöyle anlatıyor. PMC bitti diye kendi yolumu çizeceğim ben diyenler. Biz de okey dediğimiz kişiler PMC'den bir bok olmaz diye başka yerlere gittiklerinde PMC kanalına röportaj bile vermeyip bizle feat yapmayıp bizden prodüktör saklayıp tamam bizi kliplerine çağırmayıp PMC'yi tamamen dışlamış kişiler şu an PMC üzerinde hak iddia ediyorlar amına koyayım. Ben de diyorum ki ayıp lan. Zamanında PMC bitti diye kendi yolunu çizmek isteyenler bugün ne hakla bir hak talep ediyorlar. Tabi olaylar ilerliyordu böyle. Sonra 31 Mayıs 2019'da Hayki bir klibinde PMC dövmesini sildirirken göründü. Tam dünya yürü.
7 Temmuz 2019'da da Hayki Kargaları yayınlıyor. Burada da patrona ufak ufak göndermeler var. Uzaklaştı, anlamadı kardeş bile halden. Düşman oldu arka, bülbül oldu karga. Bir bodrum katta yaşadım soğukta, ciğerlerim rutubet ve küften hastalandı kanka. 15 Temmuz 2019'da da Hayki'nin telif attığını öğreniyoruz. Tabii ondan sonra patron çıldırıyor. Twitter'dan yazışmalar başlıyor. İşte videoları sil deseydin silerdim diyor. Aslında patronun özledim dedikten sonra Hayki'nin bir olumlu dönüşü her şeyi geri kurtarabilirdi. Fakat böyle bir yola giriliyor. Hatta Hayki patronun onu geri araması için ona telif attığını söylüyor. Ama aslında bu telif ipleri koparıyor. Kendi işlerimin altına girip, yani birlikte inşa ettiğimiz şeylerin altına girip bana küfür edilmesini ben hazmedemedim. Bir şekilde oraya telif attım yani. O da uyarı atışı gibi bir şeydi yani. Anladım. Ben bunu yaptım. Hani sen de bana belki işte dönersin, bir şey olur, konuşuruz, bir yolunu buluruz falan gibiydi. Ama zaten oradan geri dönüş yoktu aslında yani. Tabii ileride Hayki bu durumu şöyle açıklıyor. Beraber yaptığımız şarkılar var, benim şarkılarım var ve onun altında bana küfürler ediliyor. Ve patron sen buna göz yumuyorsun. Nasıl benim kanalımda bana küfredilir, benim emeğim olan bir kanalda bana küfredilir diye telif atıyor. Belki kanalın kapanacağını düşünmedi, o kadar ileri gideceğini düşünmedi ama sonuç bu oluyor. Sonrasında Twitter atışmaları başlıyor. Burada patron Hayki'ye işte vizyonsuz olduğunu söylüyor, kara cahil olduğunu söylüyor. Ona tüm vizyonun aslında patronun kattığını bahsediyor. Hayki de işte çalışmak zorunda olduğu için okuyamadığını anlatıyor. Daha sonra patron Bezmod'a yanaştın, OHŞ'a yanaştın, şimdi de Red Case'e yanaşıyorsun diyor. Hayki de bunu sen de şarkı gönderdin ama kabul edilmedi diyor. Tabii bu tweetleşme esnasında Kontkar'ın adı geçince Kontkar da bir şekilde olaya dahil oluyor. Hayki de Kontkar'ı savunuyor. O trap satıyor diye trap'e yönelmedi diyor. Sana feat vermedin diye mi bozuldun diyor. Patron da seni tanıyınca ne mal olduğunu anlayacak diyor. Olayı işte farklı yerlerden çekip ondan medet ummaya çalıştığını ima ediyor. Daha sonra PMC'nin gençleri olaya müdahil oluyor. Yani burada bence patron şunu istiyor. Ben diss atmayayım, karşı taraf bana diss atsın. Yani ilk dissleşmeyi başlatmak istemiyor. 25 Temmuz 2019'da Ati Hayki'ye şu dissi yayınlıyor. Sürtük. Sürtük bir kaşar yarak artıza Hayki. O bir sürtük, onu göt yalamak yapar. 5 gün sonra Unique'den Olvi Ati'ye cevap veriyor. Silahlarınıza, sen bir sik değilsin. Patronun olmasa bense ateşte büyüyorum. Amına koyacağım, çık dışarı içeri. Ondan bir ay sonra Ayaz Ragıb'ı yayınlıyor. Yine Hayki'ye biz. 20 yılda çömek tek gecede biten saygı. Türkçe rap'in kazancı bir kel olanın kaybı. Gençlerin hayallerinden büyük müsün? Taptım fikirlere telif atamazsın Ragıb. Emboli de hepinize geçmiş olsun diye Hayki'ye bir diss atıyor. Hipos boşuna yükselmesin libidon. Bu diss sana ceza, kariyerin artık Sisyphos gibi. Lokantada çalışmak doğru karar. Daha sonra da Hayki kol bozuğu yayınlıyor. Alacak beyin kurttan kuştan, saygımı yitirdi hepten puşlar. Ne kadar kötüyse o kadar iyi. Tabii aslında bu diss Son Kale için yapılmış bir diss. Joker'le, Defkan'la, Kurşun'la beraber yapacağı diss. Fakat alacak beyin kurttan kuştan, saygımı yitirdi hepten puşlar. Bir şekilde projeden çıkartılıyor. Çünkü o dönem Hayki'nin bir tweet'i var şu şekilde. Yani kendisini disleyen Ayaz'ı eleştirirken aslında bu şekilde bir tweet atmış. O da bir şekilde o dönem linçleniyor ve projeden çıkması isteniyor. Ya da kendi çıkıyor, bilmiyorum. Bu şarkıda en çok dikkat eden şey ise Hayki'nin elinde tuttuğu heykelin üzerinde Legacy yazıyor. Yani o zamanki PMC albümünün adı. Hayki heykelin kafasını eline alıp ödedim bunların hepsine sadaka diyor. Ve klip boyunca heykeli kulağına alıp böyle alaycı şekilde dinliyor. 10 Kasım 2019'da da Hayki Tahammülüm Yok'u yayınlıyor. Yine patrona göndermeler var bu şarkıda da. Yavaşlatan arkadaşlara, maaş bekleyen avuçlara, bağışla patron deme opuşlara. Ne için ne için katlanırım ki buna, 5 sene yeniler haklarım. 14 Kasım'da da patron golü yayınlıyor. Daha sonra Real Madrid bunu paylaşıyor şu şekilde. Bu bir gol, yes mikrofon, tek sende kompleks. Çünkü boss hepsinin hostes, fasaklı kontes. Ve Sago bunu paylaşıyor. İlk Afro T-Rap parçası sayılabilir bu şarkı. Tabii böyle bir başarı alınca Hayki tarafından biraz içerleniyor belki de, bilmiyorum. Hemen peşine de Ceza Hayki'yi paylaşıyor. Tabii bu da kafalarda soru işareti bırakıyor. Bugüne kadar Ceza Hayki'yi paylaşmamış. Sagopa patronu paylaştıktan sonra Ceza neden Hayki'yi paylaşıyor? Burada aslında biraz nasıl ki Ati ile Olvi kapışmıştı. Bu sefer de bir üst segmente geçti galiba. Daha sonra zaten bu hamleyi yine gördük. Ceza Kontkar'la şarkı yapınca Sagopa Şehinşah'la yakınlaşmıştı. Birbirinin rakibi olan MC'ler. O dönemde de Sagopa patrona yaklaştığı için Ceza da Hayki'ye yaklaştı gibi algılandı. Zaten bu rapte ikisinin arasındaki bu soğuk savaş bayağı dengeleri değiştiriyor. 15 Kasım'da da Hayki Spotify kapağına gönderme yaparak şöyle bir paylaşımda bulundu, yanlış kelime koydunuz diye. Patron da ağla gülüm ağla dedi. Sonra hemen peşinden yeniden bir tweetleşme başladı. Aslında bu disslerin başlamasına sebep oldu. 17 Kasım'da patron Haset'i yayınladı ki bu biraz sistemvari bir
diss. Yani tam diss de sayılmaz. Biraz sistem var, üstü kapalı daha çok. Yapmaz dedik balta. Çaban neden kanka vermez, bahaneler fayda. Olaylarla geçti aylar. Aradın istifanı. Yoktu gizli saklı, sonra gördün izdihamı. Sordun nerede istikakım. Yaramıyorsa içmeyeceksin başkan. Sen konuşuyorsun ne hakla, ben gol atarken izleyeceksin kanka. Seni yeniden aşçı yapacağım bro. Ekmek derdin olacak, rakın pahalı gelecek bro. Bir gün sonra Hayki Offside'ı yayınladı. Şarkı isminde bile gönderme vardı. Yani patron gol deyince aslında gol değil, offside demek istedi. Kendim yaparım ekmeğimi rakım. Olmadı senden kek bile bro. Yok çünkü kalıbın. Nerakası versen şampanya. Rayman Berkcan kampanya. Haset değil mor karıyorum hak ben. Gece gündüz sarıyordun kanka. Sen karılar kovalarken ben iş arıyordum kanka. Atacağım diye alacağın abdest krok. Penisini zaptet. Beni kimyasaldan kim kurtarır? Hakkımı yediniz lan yıllardır. Sayemde döndün intiharlar. Çektim aldım tekstilden seni, yaptım rapçi obici. Yatro anneme sövdürüp biletini sat bro. Afi Mari kop kop. Bu mu senin flow'un patron? Ayrıldım PMC'den, üstelik kolumda dövmesi varken. Niye haberim yok bundan be? Tartışmayalım müşterim varken. İşletme hip hop. Al saat. Çocuk pornosu. Sen gol say. Bundan 3 saat sonra da patron Boşoğlu yayınladı. Ne kimyasalı, ne intiharı amına koyayım. Deli, ne oldu şimdi, yeşil aycım oldum satıcı? Ha? Sil deseydin silerdik lan videoları. Ama nerede sende o göt? Dediğime karşılık bana unfollow'a bastın sen. Aylardır sesin çıkmadı, sonra ne oldu astın sen. PMC'den ayrıldığımı bilmiyordum, yazdın sen. Hem de PMC'den ayrıldığını tişörtlere basmışken. Sadaka bol ama barama konana falaka bro. 10 senelik dostluk, söylesene bir şimdi mi aklına geldi senin. Tek mirasını silmeyi denedin de polisler senin sakalını kesmiş. Benim bittin, sus haksızdın, iftira ettin. Düşmanımla gidip flirt ettin. Sen Stone X'i motherfucker teksin. Seninle benim aramda kocaman bir fark var bro. Şom boş şom boş şom sürtük için tam bir fahişe. Peşinizde son sözleri olduğunu söyleyen bir tweet attı patron. Bir daha cevap vermeyeceğini ima etti. Yaklaşık 2 hafta Hayki Deli şarkısını yayınladı. Yani o süre boyunca hastaydım dedi. Tam iyileşmeden yaptım bu şarkıyı dedi. Markaya ve label'a çöküp haberim olmadan kime sattın bunu anlat. Deli bu, deli, deli, deli bu, deli. Kara gözlüğünü gözüme bak. Yaptığın her şeyin bir özürü var. İzledin öylece tepkisiz. Bana hain dediler, bekledin. Yaptığım işlerin altına üstelik de bastım. Telifi bekledim. İstedim ki piç dön bana. Dön boş olma, gel sen helalim ol. Ya niye bastım tişörtü anlatayım. Ağzından çıkartıp üstüne giysin veletler. Allah'a şükür ki düşmanıyım. Yaradanın değil ama pedofilinin. Doğumun hayvanı evrim. Beni duyunca dönüyor mu nevrin. Beni affet abim ceza. Sana kuruldum kaç yıl keza. Aralara giriyor paralar fesat. Mangıra okuyor rapçiler ezan. Manın sarıyordu yaralarımı sen dolandırılırken. Üç solo albüm parasını yedim bro ben ölürken. Kalımı polisler değil ben kestim. İşe girmek için. Onları bulup suratına yapıştırmışsın. Yakışmamış hayvan. Bu disleşmede benim en çok canımı sıkan şey Hayki'nin uyuşturucu ve pedofiliyle patronu vurmaya çalışması. Çünkü bunlar yüzünden arkadaşlığını bitirmedi. Yani o iddia ettiği şeyler varken hala arkadaşlığı devam ederken ayrıldıktan sonra eski hatalarını söylüyor olması benim çok hoşuma gitmiyor. Yani eski arkadaşın açını vermiş oluyorsun aslında. O dönem arkadaştın, yanındaydın. Tabii ikisinde daha sert şeyler yazabilme kapasitesi vardı ki Hayki şöyle açıklıyor. Hala şarkıda diss atarken birbirinize bro diyorsunuz, kanka diyorsunuz vesaire. Herkes bu kadar şanslı olmazdı herhalde diye düşünüyorum. Evet. Başkası olsa deyip geçmiştim çoktan. Abi. Patron PMC satıldı diyenlere şöyle bir cevap veriyor. PMC satılmış ya. PMC kime satıldı abi? Benim niye haberim yok PMC satıldığından ve PMC satıldıysa biz niye PMC albümü yapıyoruz? Yani yeni klibi niye çekiyoruz? PMC satıldıysa bu gençler hangi plak şirketine? Tabii başka bir çelişki de Hayki patrona hani sen YouTuber'lara yanaştın demek istiyor. Şöyle söylemi vardı patrona. Main man hiçe verdiler rüyamı kedere. Beni görünce yanıma gelip foto çekilirdi Berkcan. Güven bro silmişsin resmimi paylaş bari geri bana yapın reklam güzel. Rain Man'le tanıştık. Çok sevdiğini söyledim. İzlerse dinlerse de çok selam söylüyorum. Güzel çocukmuş. Daha sonra Hayki The Bez diye bir YouTuber'la şarkı yaptı. Biz ödedik bedel sıkkın. Kim ne dedi ne der edecek takımın bu sene sus hele. Söyle sene. Daha sonra patron da mazimiz artık daha kötülenmesin gibi bir açıklama yaparak konu hakkında bir daha konuşmadı. Ben çok konuşmak istemiyorum bu konu hakkında çünkü maziye saygım var. Yani beraber geçirdiğimiz birçok zaman var.
Yani kısaca bu disleşmede patronun dediği şey şu: sen gemiyi ve kaptana güvenmedin, karayı göremedin diye gemiyi terk ettin. Ben bütün demirbaşları kaybettim, tek kaldım. Sen başka şirketlerle anlaştın, tişörtler bastın. Ağır laf etmemiştim ama sen bunu bahane ederek bana bir şekilde saldırdın. Sonra ben kazanmaya başlayınca da gol gibi şarkıları işte benden bu kadar dinlenmeye başlayınca da senin zoruna gitti ve telif attın demek istiyor özetinde. Haykin'in dediği de beni insanların gözünde yediği kaba pisleyen biri gibi gösterdin. Üstelik de senin benim için ben çalışırken rahatsızlanıp hastanede yattım ve sen o ara Ukrayna'da para yiyordun. Aynı zamanda gittiğimde yaptığım anlaşmaların hepsinde senin haberin vardı. Yol paramı bile sen verdin. Bana küfredilmesine sebep oldun. Bunlara ses çıkartmadın. Kendi şarkımın altında bana küfürler edilmesine sebep oldun ve ben de telif attım. Aynı zamanda da yeni bir tarz denemek istemedi. Bu yüzden dışlandığını iddia ediyor. Yani patronun eksileri ise Haykin'in haberi vardı iddialarını yalanlamadı. Küfürlere dediği gibi göz yummuş olabilir. Ama şöyle bir gerçek var. Patron söyledikleriyle yaptıklarıyla çelişmedi. Sadece Haykin'in iddialarında kabullenmiş göründü. Haykin'in yani bazı söylediklerini doğrular. Ama Haykin'in eksiklerine gelirse yeni tarz yapmadım diye beni eleştirdiler dedi. Sonra kendisi hep yeni tarz denedi. YouTuberların dibindesin deyip gidip YouTuberlarla şarkı yaptı. Haykin ben tarzımı koruduğum gibi açıklamalar yapıp daha sonra rapi umursamıyorum dedi. Yani milletin kutsalına laf etti. Yani uyuşturucu ve pedofili konusunu açması hoş olmadı. Tabii Haykin'in buradaki en büyük hatası kanalı kapattırmak. Yani geri dönülmez bir yol. Sonuçta dışarıdan rapimize bir para akışı var ve bunun önünü kesiyorsun. Gençlerin önünü kesiyorsun. Bir şekilde kaldır diyebilirdin. Payını isteyebilirdin. Bunları söylemeden direkt kaldırtmak biraz haksız duruma düşürdü Haykin'i. Patron başlarda bu dizi istemiyordu. Daha sonra telif geldikten sonra bence biraz sinirlendi. Ati dis attı. Ona cevap gelmedi. Hani patron belki ona dis atar. Bana da orada cevap verir diye belki düşünmüş olabilir. Ama Haykin orada stratejik davrandı. Patronun dis atmasını bekledi. Disleşmeyi başlatan taraf önemlidir. Bunu patron yapmak istemedi ama yapmak zorunda kaldı bir şekilde. Çünkü Haykin Twitter'dan taciz etmeye başladı. İşte o golü paylaşması falan. Ama bu disleşmenin sonunda istediğini alan patron oldu. Patronu da Haykin'i de yani rap'e kattıkları, kazandırdıkları şarkıları olsun, geçmişi olsun. İkisini de çok severim, dinlerim. Tabii bu birbirleriyle olan süreç ikisini de bir dönem yükseltti. Her zaman disleşme rapçileri daha üretken yapıyor. Ama daha sonrasında Haykin biraz daha yalnızlığa itildi gibi oldu. O kaybedecek ne kaldı döneminde rap ikiye bölünmüştü. İşte rapçiler ve trapçiler. Trapçiler yeni yeni piyasayı ele geçiriyordu. Listelere çıkıyordu. Birden Autotune çıktı ve ismini bilmediğimiz birçok isim rapin içine dahil oldu. Listelerde yukarı çıktı. Çıktıkları ilk şarkıda bile inanılmaz dinleyici kitlesine ulaştılar. Yani rap kültürü son yıllarda ilk defa bu kadar dinleyici kitlesi kazanmıştı. Çoğu eski rapçi, rapi bugüne getiren kişiler de bu pastadan payını alamamıştı. Da Poet, Karaçalı, Sayan patronu bırakınca, patron biraz daha yalnız kalınca underground tarzı bırakmaya başladı yavaş yavaş. Çünkü bazı insanların başarma kriteri para kazanmak değildir. Mesela ben de Sayan Da Poet gibi düşünüyorum. Yani bizim gibi düşünmeyenlere de saygı duyuyorum. Sonuçta mesleği olarak rap yapanlar var. Yani illa sevdiği için, rap savunmak zorunda olduğu için rap yapmak zorunda değil kişi. Meslek olarak rapçilik ve bunun bir getirisi olmasını isteyebilir. Yani yediğini yutmuyorsa benim için bir sıkıntı yok. İşte o dönem ucundan da olsa patron trap'i yakalayabildi. Son çıkarttığı şarkılarda da görüyoruz zaten yani trap'te zirveyi oynayabiliyor. Tabii ben isterdim ki eski patron olsun ama kazanmak isteyen bir patron varsa bunun önünü açmamız lazım. Bizi ilgilendirmez yani kendi tarzı, kendi hayatı. Ki ben o listenin oralarda patronu görmekten mutluluk duyuyorum. Yani bizden birisinin de geçmişten rap kültüründen gelen birisinin de o pastanın içinde olması beni gururlandırıyor. En azından bildiğimiz, tanıdığımız, bizim insanımız dediğimiz birisi. Kültüre yeni girip de bu işin nemalanan değil de ta eskiden beri bu işin içinde olan birisinin olması bizi mutlu ediyor. Yani son zamanki şarkılarının çoğu sevmediğim işler olsa da yine hala eski tadından arada bize de tattırıyor. Yani sonuçta kolay bir şey değil yani. Kanal kapatılmıştı, dibe vurmuştu, yalnız kalmıştı. Oradan tırnaklarıyla tekrar güzel bir stratejiyle tepeyi yakaladı. Genel hitap etmeye başladı ama nihayetinde rap altyapısı var. Haykin ise daha hamle yapan bir rapçi. Haykin'in kalemi patrondan bence daha güçlü. Haykin Türkçe rap'te en güçlü kalemlerden birisi. Ama o eski dinleyici kitlesi dışında genel kitleye ulaşamadı bir şekilde. Denedi. Bazı şeyler denedi ama olmadı. Zaten son zamanlarda da rap umuruna değil havasına büründü. Yani zamanın efsanesiydi Hike. Yani nasıl bu kadar yalnız kaldı anlamadım ya. O da bir label kurdu, Unique. O da icraatler üretiyor. Yani çok yetenekli ama biraz çocukça hatalar yaptı aslında Hike. Duygusal davrandı biraz daha. Özellikle o tweet
aslında çoğu şeyi kaybettirdi ona. Yani patron doğru bir pazarlama taktiğiyle genel kitleye ulaşabildi. İzlenme sayıları Hayki şu an ona katlayacak seviyeye geldi. Yani bu işe bir meslek olarak bakıyorsanız, karşılığı da bunun paraysa, patron bunu şu an başarıyor. Zaten kültürün içindeki çoğu insan da biliyor. Yani aslında çoğu rapçinin ana derdi para kazanmak. Eski bir dinleyici olaraksa patrona kızdığım en büyük nokta Karaçalı konusu. Karaçalı soruyor bana kanka ne kadar sana Spotify'dan yatan para. Hikaye bir soru. Dinliyorsan emin ol kankam, senin maaşından fazla. Yani Karaçalı'ya niye böyle bir söylemde bulunursun? Merak edip sormuş da olabilir. Yani doğru mu değil mi onunla ilgilenmiyorum. Muhabbeti nasıl geçtiği beni ilgilendirmiyor. İfşalamak bence hoş olmadı. Yani ikisinin de yolu açık olsun tabii ki. İkisini de çok seviyoruz. Türkçe rapin ikisine de ihtiyacı var. Ama sanırım artık bir araya gelmeleri pek mümkün görünmüyor. Gençlere de destek oldukları için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bir kusurumuz olduysa affola. Her şey Türkçe rap'e dair. Hoşçakalın. Siz de bizim gibi rap yapacaksınız. Geçim derdine düşünce tek kalacaksınız. Hani bana para, hani bana para, hani bana pay, hani bana pay.